Efendim hoş geldiniz. Anladığım kadarıyla canınız şöyle güzel bir çorba istiyor. Tutmaç tam size göre bir çorba. İçinde oldukça lezzetli bir muhteviyata sahip. Yapması da çok kolay bir çorba. Öncelikle hadi buyurun ocağa geçelim. Efendim çorba yaparken ocağımızın birçok teknik özelliğini kullanmamız gerekiyor. Çünkü bu çorbada hem bir şeyler pişecek hem bazı ilaveler olacak. Böyle bir boş ocağınız varsa işiniz zaten çok kolay. Önce çorbanın temelini yaparak başlıyoruz. Burada 6 su bardağı kadar su var tencerenin içinde ve kaynıyor. Bunun içerisine yarım bardak haşlanmış nohut, yarım bardak haşlanmış mercimek, yarım bardak kadar erişte ilave ediyorum. Her şeyin başında bunları şöyle bir tur çeviriyorum. Tencerenin kapağını kapatıyorum. Ocağı en yüksek ayara getiriyorum buradan. Benim boş ocağımın böyle hepsinin her bir tuşunun, her bir gözünün ayrı ayrı düğmesi var. Birden başlıyor 9'a kadar. Alevin derecesini artık burada nümeratik vaziyette ayarlayabiliyorsunuz. Yani böyle göz kararı, eğil kıs falan değil. Buradan bakıyorum 7'de çalışsın diyorum. 7'den yok 8'e geçiriyorum. Ha yüksek ateş istiyorsam 9'a geçiriyorum. Aynı şekilde yan tarafta da bir küçük tava görüyorsunuz. Bu tavanın içerisinde de diğer hazırlıklarımı yapacağım. Yine 9'a getirdim çünkü yüksek ısı istiyorum. 6 güzelce yanıyor yüksek ısıda. Hemen arkasından bu tavanın içerisine 1 yemek kaşığı kadar tereyağı ilave ediyorum. Onun üzerine de 2 yemek kaşığı zeytinyağı ilave ediyorum. Yağ eridiği an itibariyle bir tane böyle küçük yemeklik doğranmış soğanı içerisine ekliyorsunuz. Ve burada önce yüksek ısıda yani 9'da arkasından birazcık altını kısıp orta ısıda pişirmeye devam ediyorsunuz. Şimdi burada su kaynadı. Bunun da birazcık ayarını düşebilirim. 9'dan bir 4'e kadar düşüyorum. Amacım burada içine koyduğum eriştenin iyice pişmesi. Erişte piştikten sonra zaten çorbanın işinin yarısı pişmiş olacak, bitmiş olacak. 2 dakika içerisinde eriştem istediğim kıvama gelir. O yüzden bunun altını 4'e getirdim. 4 numaralı ayarda yavaş yavaş orada tıkır diyor. Bu ise 9 numaralı ayarda böyle güzelce soteleniyor. Şunu burada güzelce soteliyoruz ve hafiften soğanı terletmeye başlıyoruz. Burada aşağı yukarı 1,5 su bardağı kadar yoğurt var. Üzerine 1 yemek kaşığı un ilave ediyorum ve 1 adet yumurtanın sarısını ilave ediyorum. Bu da bizim çorbamızın ihtiyacı olan terbiyesi. Sonra bu çırptığınız yoğurt, un ve yumurta sarısının üzerine bir kepçe çorbanın suyundan çekip çırpmaya devam ediyorsunuz. Bu işlem temperlemek. Yani yumurta sarısıyla yoğurdu hafiften bir ısıtmaya başlıyor ki çorbanın içine girdiği zaman kolayca kesilmesin diye. Artık yeniden tencerenin içerisine ilave edebilirim. Hepsini direkt tencerenin içerisine döküyorum. Hafifçe bir tur karıştırıyorum. Her şey güzel. Kıvam zaten mükemmel. Burada ise soğanlar iyice yumuşadılar. Artık bunun altını kapatabilirim. İçerisine şöyle dolu bir avuç kuru nane, çorbanın ihtiyacı olduğu kadar tuz ve karabiber ilave ediyorum. Hepsini şöyle güzelce bir tur karıştırdıktan sonra alıp çorbamın içerisine ekliyorum. Şöyle her şeyi bir alt üst ediyorum. Üstünü kapatmayacaksınız ve bu şekilde bir 3-5 dakika kadar daha tıkırdatacaksınız. Ondan sonra da servis edip işi bitireceksiniz. Çorbanız servise bu şekilde hazır. Hem lezzetli, hem doyurucu, hem de mideyi bütün günün eksikliğini hazırlayan şahane bir tutmaç çorbasıyla bugün de diyoruz ki efendim çorbanın da en güzeli evde. Hepinize afiyet olsun.